Bayanlar baylar, Destiny 2'ye bir kez daha hoş geldiniz. Destiny 2'nin bir önceki bölümünde yine görevlerimizi bitirmiş ve görevlerden aldığımız zırh, armu ve silahlarla yolumuza devam etmek için bu bölümü beklemiştik. Artık bu bölümden sonra yine biraz araştırma yapıp karakterimizi geliştirip elimizden geleni yapacağız. Şu an için karakterimizin özelliği bu. Hunter oynuyoruz. En yüksek bu sanırım. 24-22. Tamam. Şunlar Last Shell. Sanırım bu da değişecek. Şu maskeyi görünür kılmak için ne yapmak lazım? Şunu anlamıştık, tamam. Bunları değiştireceğiz büyük ihtimal. Yavaştan. Bunlar ikisi aynı zaten. Evet, şurada bir collections var. Buradan demek ki toplamda elimizde iki silah var. Baya baya yolun başındayız gibi duruyor. Karakterimiz bu. Yine burada da bir sanırım başarılarımız var. Bu başarılardan da bir şeyler yapacağız. Burası da yine girişimiz gibi görünüyor. Herhangi bir skill ağacı veya ona benzer bir şey görebilmiş değilim şu an için. Şu aşağıya gidelim bakalım, aşağıda bir şey var mı? Şu an için bir şey yok gibi duruyor. Ama öğrendiğimiz bir şeyler olursa tabii ki yapacağız. Bakalım, şurada bir tane amcamız var. Bu kimmiş? Bu sensin. Sen ve ben birlikte yürüdük. Kule yıkıldığı zaman vesaire vesaire, bu görevi de alalım. Bu görevi yaptığımız zaman 20 level şeylerini alacakmışız. Oo, bayağı güzel şeyler var. Bayağı güzel şeyler var. Bunların hepsini birlikte yapacağız tabii ki, ama yapmamız gereken en büyük şey şu anda tabii ki hikaye moduna devam edeceğiz. Evet, biz hikaye moduna, oyunun hikaye moduna hep beraber devam ediyoruz. Biraz oyunu anlaması zor olduğu için, neyin ne olduğunu bilmediğim için bunlar tabii ki önümüzdeki videolarda da yavaş yavaş çözülecek. Ben de elimden geldiği kadar size anlatmaya çalışacağım. Şu an için sadece hikaye modunu oynuyorum. Onun dışında Destiny 2'yi hikaye modunu oynarken elimden geldiği kadar araştırdığım, bildiğim şeyleri size anlatmaya çalışacağım. Şu an için hikaye modunu bitirelim. Hikaye modunu bitirdikten sonra diğer şeylere deneriz hep beraber. Oyunun hikayesini bitirmek, online'ını oynamaktan şu an için daha çok ilgimi çekiyor. The EDZ is rough, especially around the old town. Just remember, refugees from the city have it a lot rougher. You want to help them? Oo, gözlüğüm değişmiş. Bakayım. Şekilsin ya. Evet, Frostland'deyiz. Devrim denen bir şey varmış. Bir sniper'a benzer bir şey var. Ne oluyor oğlum ya? Sanırım gideceğimiz yer orası gibi duruyor. Oğlum yavaş, ne yapıyorsunuz? Öl ulan, öl. Öldürmesi zor bunları. Bir önceki bölüme göre bayağı zor. Şurada 17 level bir adam var. Selamünaleyküm abi. Sanırım hikaye modunu başkalarıyla yapabiliyorsunuz. Bu genel bir şey mi bilmiyorum ama zor olacak gibi görünüyor. Ölün lan. Enerjim yok, enerjim olsa. Yapacak
azıcık şeyle vuramıyorum ki. Şu yukarıya çıkayım bakayım, yukarıya çıkış varsa. Orada mutlaka bilmem gereken bir şey olabilir. Burada bir çatışmanın bir anlamı yok. Zaten oraya çıkmamı söylüyordu. Ben geldim, devrim. Here I have no tea to serve. These are dire times indeed. Devrim K. The goodbye. Şu an ne yapmam lazım? Elinde sniper var. Kafan rahat tabii ki. Şu F1'e basalım bakalım şey değişmiş mi? Şu anda ne yapmamız gerekiyor? Silahımsı benzer bir şey var. Let's get started. There's a banner on the main floor. Give it a look, will you? This is a fallen house sigil. I don't recognize it though. Nor I. The Fallen seem to have put this up as something of a threat. I imagine you'll find lots of objects like this out there with a bit of a story to them. Bu birinin bıraktığı bir tehdit niyetinde bir mesaj olsa gerek sayılır ama. See if you find a cache in one of the buildings nearby. Loot Raging Chest. Bir yerde bir tane şey olması lazım. Evet. Ne yaptınız burada? Manya geldi. Very well done. To survive, we'll have to look for every opportunity. Güzel bir şeyler bulduk. Oğlum her yerden çıkmayın. Devrim, where did this symbol come from? I believe your city hunters must have put them here and there about the region as they scouted around. I think they meant it to mark something special or dangerous. Or both. Let's go check. Bu sembolün ne olduğunu bulmamız lazım. Nereden içeri girelim? Bu arada şunu bir kaldırayım. Neyse olur bak. The history of this region is fascinating. I believe tunnels and caves like the one you're in now stretch all across the EDZ. Çok ilginç bir oyun gerçekten. Be careful. Tamam, dikkatli olurum, sıkıntı değil. Oğlum yer misin yemez misin? Gelin buraya. Abinizi çağırın lan. Bu oyunda headshot mekaniği gibi bir şey yok zannedersem. Ne kadar headshot atarsam bütün değişen bir şey olmuyor. Ha, abisi geldi. Oo, armor tamamladım. Keşke burada açsaydım şeyi ya. Pişman oldum.
Öl. I just snagged the key code from that captain. I think I can open his supply cache. Film açıldı. Oh, al. Keep an eye out for other hidey holes and treasures like this one. Yeni bir skillimiz açıldı. Şu yanıp sönüyor bununla ilgili anladığım bir şey. Oh, Blink çok güzel bir şey. İki tane farklı silah verdi. Bakalım bakalım. Bir bu. Etude, bir de Spider Buster. Üçteki silahımız zaten alevleyici. Bu tekli güzel değil, şey güzel. Etüt güzel. Hasarı da güzel zaten. Bu defans 35 olan yeni bir tane verdi. Armorumuzu değiştirelim. Bunlar hala aynı. Skill açıldı diyordu. Skill ile ilgili nereye bakmam gerektiğini açıkçası bilmiyorum. Evet, ufak bir aksaklıktan sonra şu an kaldığımız yerden hemen devam ediyoruz. Şimdi birazcık araştırma yaptım ve karakterimizi açtıktan sonra şu sağ üstte skill'lerimizin olduğu, yani kendi Hunter class hareket class'ımıza göre skill'lerimizin olduğu bir yer var ve levelimize göre, büyük ihtimal ben şu an 3 levelim, levelimize göre bir tane puan alıyoruz gibi. Şimdi bir upgrade edelim. Bu şekilde yaptığımızda da büyük ihtimal bunlar daha çok iş yapacak gibi. Mesela V'ye bastığımız zaman büyük ihtimal otomatik bir dodge'lama, yani sıvıştırma olayı olacak. Oo. Bayağı güzel. Bak, sol altta doluyor zaten. Mesela şurada Q. Büyük ihtimal toplamda 3 tane skill kullanabiliyoruz. Aynen şu sol tarafta gördüğünüz şu altta dolan şeyleri 3 defa kullanabiliyorsunuz. Bir skill daha gelecek. O da büyük ihtimal level açıldığı zaman olacak gibi geliyor. Şimdi şuraya doğru bir gidelim bakalım orada ne varmış. Dread War. Şimdi bu Dread War'a takıp katılabilmek için, bu arada bana kim ateş ediyor? Bir tane yeni silah aldım, onu denemek istiyorum açıkçası. Muhteşem bir şey, şuna bakar mısın? Bunu yapabilmek için 30 istiyor. Bende 30 yok. Size şöyle göstermek istiyorum. Şurada bunu yapabilmek için 30 lazım. Buradaki bu arada bir tane aktif etkinlik varmış. Şuradaki artı 20 gördüğünüz gibi, buradaki yan görevleri yaparak da bu yan görevlerden mesela bundan upgrade point alıp buradan da bir tane üzerimize alabileceğimiz yetenekle beraber bunları yapıp ondan sonra buraya girebilirsiniz. Eğer artı 30 gücünüz yoksa, yani ortalama 30 üstü gücünüz yoksa, ben öncelikle buraya direkt girip yapabilecek miyim, geçebilecek miyim göreceğim. Eğer geçersek de devam edeceğiz. Uyan görevleri de ondan sonra yapacağız. Geçemezsek de artık şansımıza. 25 ortalama gücüm var. Bakalım 25 ortalama güçle burayı geçmek gerçekten zor ama elimizden geleni yapıp geçmeye çalışacağız. Evet, içeriye girdik şu an. Aha, abisini çağırmış. Yolumuz burası.
şeyler o kadar beni etkiliyor ki Destiny 2 oynarken çizimler. Hey Dev, I'm still stuck with this busted comm relay. Where's that signal booster? Signal arttırıcı varmış. I'm getting too old to clean up after you, Soraya. Finally, he admits he's old. Bail me out on one assault charge and you never let me live it down. Ah, don't you mean one a week? You're the reason my hair is gray. Ya çok iyi değil mi ya? Yeah, keep talking, old man. Şuradan mermi alalım. Uzak mesafe çok iyi değil ama ne iş yapar? Ama siz zıplıyorsunuz da biz zıplayamıyoruz mu? He? Vururum kapçuna. Bu arada dodge'u yanlışlıkla kullanmış olduk ama önemli değil. Şu yerde bir şey gördüm sanki ama. That elevator should take us to the top of the mine. Asansör buldum. Lan! Böyle asansör mü olur? Manyak herif, açıl. We'll have to find another way up to Hawthorne. Careful. The fallen are scavengers of the highest order. They're going to put up a fight for whatever they can get their grubby claws on. Tamam, dikkatli ol diyor vesaire vesaire. Selamünaleyküm gençlik. Parti varmış, beni çağırmıyorsunuz. Onu yaşlatmadı. Hayır hiç güzel değil ki, hem siz uçabiliyorsunuz. Yok mu oğlum abiniz? Gel. Gel git. Abilerini çağır git. Nereden geçeceğiz şimdi? Buradan devam. Karşıya mı atlayacağız? Aşağı. Burada bir şey oldu. Şey diyor. Görevimiz de Hawthorne'a gidebilecek başka bir yol bu. Görevimiz bu. Şurada bir şey açıldı. Sniper. Alırım abi sniper'ını. Ha. Karakterimizi burayı açalım hemen. Sniper geldiğini söylüyor. İşte. Ama şey yok. Şu an için sniper için maalesef ki mermimiz yok. Buna da yok. Bunlar ne ya? Sniper için neden mermi yok?
Biz sniper'ı boşa mı aldık abi? Niye sniper için mermi yok? Hiç iyi olmadı ya. Peki sniper için mermiyi nereden bulacağım ben? Ve submachine gun'ımın mermisi de yok. Görev acaba özellikle mi kapat? Vurmayın lan. Hayır, buraya geldik şimdi. Aşağı ineceğiz ha. Abi burası ne böyle ya? Selamünaleyküm gençlik. Abiniz geldi lan. Oğlum adamlar bir şey koymamış, onu da koymuşlar. Lazer. Lazer güç ünitesi nereye bağlı? Ananı avradım. Bu ne lan? Biraz orada bana kendimi vurdurdum ama olsun. Sanırım buradan gidiyoruz. Evet, yeni görevimiz. Yeni görev verildi karşıya. Rendezvous with Harwon. Rendezvous'un ne olduğunu bilmiyorum. Hawthorne denen bir şey var. Hawthorne'la bir şey yapacağız bakalım. Almost as good as Lewis. Tamam, yine bir asansörümüz var. Elevator's not working. Power must be out. Asansör çalışmıyor. Ananı avradım. Abi neden bunlar benim başıma geliyor ya? Artık ya. Level aldın. Ve süper charge. Gel babaya şimdi.
Warmart'tan senin ne işin var burada? Al sana bomba. Geber. Evet, başka. Biliyorum sana doğru da. Yerler nereye gitti? Bu şey çok güzel yalnız, biliyor musun? Bunlar niye ölmüyor? Bitin artık. Direkti. Of. Topla bir şeyler var, topla. Evet, hava aydınlandı. Oğlum, öyle artık. Evet, şimdi bir şey geliyor. Ha, açıldı mı? Çok güzel. Ha, beni götür. Götür buradan beni. Kapat kapıyı. Haa, öyle kalırsın işte. Bay bay. Bay bay oğlum. Sen öl. Sen de öl. Nerelere gidiyoruz bilmiyorum. Bu oyun beni nerelere götürüyor bilmiyorum ama bu silahı çok beğendim. Özellikle yakın mesafe için. Lan! Bari çıkarken adamı rahat bırakın. Her yere de uçmayın. Heh. Bunda duvar bitti ya. En tepeye gelmiş gibiyiz şu an için. Oh be. Yüzümüz gözümüz açılsın ya. Hawthorne, we're out of the mine and heading your way. Then hurry up with that booster. Let's finish hooking up the comm network. Thanks for the help. You're not so bad. Booster gibi bir şey var. Bu konuşan kim bilmiyorum. Büyük ihtimal Hawthorne. O ilk başta bizi kurtaran, bir önceki bölümde bizi kurtaran. Bak burası şey, o koloni kurmak istediğimiz yer. Şu an gitmemiz gereken yer aşağısı. Müthiş çizmişler gerçekten. Gerçekten müthiş çizmişler. Daha az boş muyum? Su efekti falan da. Aha, geldik. Bir sinematiğimiz olacak büyük ihtimal. Hawthorne'la birlikte buluşmuş olabiliriz. Yani bu biziz. Aynen Hawthorne, bak bu. Sabahtan beri o bizden yardım istiyor aşağıdaki şeyleri buluşturmak için. Bu şey, booster. Enerji booster. Bunu takarak enerji vereceğiz. Bakalım ne olacak. Hadi kızım, yaparsın sen. O kadar vurduk adamları. Guardians, the city is lost. Guardianlar, şehir kaybedildi. Sistemde hiç ışık kaldı mı? Guardians, cesur olun. Zavala's alive. If we leave now, we... You are not going to Titan.
We've got refugees coming in. The Red Legion on one side, the Fallen on the other. But we have our powers back. And if we're going to retake the city... Your city is gone. Kendi şehrimizi geri alabiliriz. O da diyor ki şehrin gitti ama diyor ışığımız var. Hawthorne'un sniper da güzel ha. Hawthorne'u ikna etmeye çalışıyoruz. Gidelim diye. Oğlum ne aksiyon yaptırıyorsunuz? Şehrimizi geri adamlar şehri ele geçirmiş. O Red Faction midir? Red Action midir? İlk başta bizi aşağı atan adamlar. Bir tarafta onlar, bir tarafta bu biz daha deminden beri kestiğimiz insanlar. Bir sürü insan var. Canavar var bir sürü insan nereden çıkıyor? Evet. Bu görev de bitti. Bakalım biz ne göreceğiz şimdi. Bu ilk başta adamları ele geçirdiği adamlar. Büyük ihtimal bu da bir gardiyan. Gardiyanların başı falan da olabilir. Speaker denen bir adam herhalde. Bu gardiyanlar başı olsa gerek. Diyor ki duyduğumuza göre gardiyanlarınızdan bir tanesi ışığı ele geçirdi. Bu da biziz zaten. Işık her yerde yaşıyor. Her şeyin içinde. Onu kapatabilirsin. Uzağa düşürebilirsin. Ama ışık yolunu bulacak. Ve Traveler kendini her zaman koruyacak. The Traveler ne demek olduğunu anlayamadım. We are not so different, your traveler and I. You are nothing like the traveler. Traveler nothing. Bu ışığı bize sağlayan şey herhalde. Gücünün kontrolünün olduğunu düşünüyorsun ama you started small, you will end small. Sen küçük bir adamsın, gücün falan yok. If the traveler truly has chosen humanity of its own free will, then there is no reason I should not reach inside, tear out the light for myself, and leave this system in ashes. Bu adam da ışığı ele geçirmeye çalışıyor herhalde. Chooses will be reborn in the light. Yes. This I know. This is why I have claimed your planet, and why you still live. The traveler will choose me, speaker. Traveler beni seçecek, speaker. Speaker acaba kim? Ve sen bana nasıl seçeceğini söyleyeceksin. Tehdit ediyor. Adam tehdit ediyor. Evet, Titan. New World and Mission Available. Yeni dünya ve görevler açıldı. Titan, Satürn'ün ayı, Satürn'ün uydusu olabilir, öyle diyor herhalde. Golden Age, Abandoned During Collapse, bilmem ne.
Evet arkadaşlar, hikaye modunu da bitirdikten sonra bizi tekrar kaldığımız yere atıyor. Buradan sonra ne yapacağımız hakkında şöyle bir bakalım isterseniz. Şunları bir temizleyeyim tabii ki, etrafımda beni çok rahatsız ediyorlar. Her yerde sıkıyorlar utanmadan. Şimdi şu içeride bizim devrimimiz vardı. O devrimin olduğu yere gidelim bakalım. Hala orada duruyor mu? Öncelikle ona bir bakalım. Devrimimiz hala orada mı? Evet, devrimimiz hala burada. Devrim üzerinde herhangi bir şey var mı ona bakalım. Devrimle ilgili herhangi şu an bir görev yok. Biz şimdi bir önceki görevde şuradaki görevi bitirmiştik. Şimdi burada yan görevler var. Yan görevleri yaptıktan sonra ben şuradaki özellikleri alacağım. Ondan sonra şöyle bir geri çıkma imkanım var mı? Şöyle bakayım. Evet. Titan'da yeni görevimiz devam ediyor. The Red World. Buna da başlayacağız. Bu Crucible'da da siz kendi normal diğer oyunculara karşı da oynayabiliyorsunuz. Bir sonraki bölümde biz The Red War, buradaki New Pacific Arkeoloji gördüğünüz görevimiz Hop, bu göreve devam edeceğiz. Bu bölümde bu kadar arkadaşlar. Destiny 2 hikayesi kaldığı yerden yarın inşallah, yarın olmazsa diğer gün yine kanalda olacak. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok çok dikkat edin dostlarım.